Merhaba. Bu sistem Enoven 3. nesil devamlı piroliz sistemi. 8 ton kapasiteli. Tamamıyla bilgisayar kontrollü ve vardiyada 2 kişiyle yönetebileceğiniz bir sistem. Sadece 100 metrekare kapalı alan ihtiyacı var. Bu sistem saatte 24 tona kadar büyütülebiliyor. Bunun kapasitesi 8 ton. Sistem 5 üniteden oluşuyor. Besleme, reaktör, yoğunlaştırma, karbon boşaltma ve gaz geri dönüş. Besleme. Buradaki iki vanalı besleme sistemiyle ham maddeler reaktöre yüklenebiliyor. Reaktörler içeride kalış süresi, sıcaklıklar, basınç gibi operasyon koşullar tamamıyla bilgisayar kontrolüyle kontrol ediliyor. Fırın 6 ayrı yakıcıyla çalışıyor. Bunlar tamamıyla içerideki iki farklı bölgedeki sıcaklık kontrolörleriyle kontrol ediliyor. Bu sayede içeride kalma süresi, sıcaklık, basınç gibi operasyonel koşullar değiştirilebildiği için farklı ham maddelerle çalışabiliyorsunuz. Fırın boyunca devam eden reaktörler içindeki iticilerle beraber ham madde ilerleniyor ve reaksiyon devam ediyor. Bu noktaya gelindiğinde artık karbonizasyon tamamlanıyor ve karbon siyah aşağıya, hidrokarbon buharı yukarı çıkıyor. Hidrokarbon buharı öncelikle birinci sıcak siklonda tozsuzlaştırılıyor. Daha sonra ikinci soğuk siklona geliyor. Soğuk siklonda hem tozsuzlaştırma işlemi tamamlanıyor hem de ağır yağın bir miktarı kondens ediliyor. Hala yoğunlaşmayan hidrokarbon buharı siklonun üzerindeki boruyu takip ederek yoğunlaştırma eşanjörlerine devam ediyor. Bu boruyla yoğunlaştırma eşanjörlerine gelen yoğunlaşmamış hidrokarbon buharı buradaki eşanjörlerde yoğunlaşıyor ve alttaki tankta toplanıyor. Burada aynı zamanda faz ayırıcı olarak da çalışan bu tank gazla, yoğunlaşmayan gazla sıvının son olarak beraber bulunduğu tank. Bundan sonra tamamıyla ayrışmış olarak yollarına devam ediyorlar. Sistemin bu noktasına kadar her noktada basınç, sıcaklık gibi parametreler sistemi kontrol ünitesinde monitör görüntülenebiliyor. Devamlı olarak takip ediyor. Buradan sonra artık yoğunlaştıramadığımız gaz kendi ihtiyacımız için kullanılmak üzere basınçlandırma tankına gidiyor. Bundan önce son kez bir filtreden geçiyor. Blower'lar marifetiyle de tanka basılıyor. Gördüğünüz üzere bu tankın 3 tane çıkışı var. Bir tanesi flare'e gidiyor. Diğeri kendi ihtiyacımızı karşılamak üzere sol taraftan devam edip sistemin yakıcılarına gidiyor. Üçüncüsü ise deneme yapmamız için bu jeneratöre bağlanıyor. Bu sistemde filtreleri ve blower'ları çift kullanmamızın sebebi sistemin çok uzun süre çalışması. Dolayısıyla bunlarda oluşacak tıkanmaları diğer hatta geçerek temizleme ihtiyacımızı karşılamamız. Yani burada durmaksızın 20-25 güne kadar çalışmamız bu sayede mümkün oluyor. Filtrelerde tıkanma olsa bile. Bundan sonra artık gazın takip ettiği yolu da tamamladık. Karbon geri dönüşü görelim. Karbon boşaltmayı görelim. Karbonlaşan malzeme birinci ve ikinci soğutmalı helezonlarla taşınarak hem oda sıcaklığına kavuşuyor hem de tozsuz bir şekilde reaktörden uzaklaştırılmış oluyor. Daha sonra buradaki ikili vana sistemiyle sisteme hava kaçmayacak şekilde üçüncü helezonla karbon boşaltma Big Bag'ine boşaltılıyor. Tamamıyla kuru ve soğutulmuş karbon buradan geliyor. Sistemin PLC kontrolü gördüğünüz gibi buradan kontrol edilebiliyor. Burada her sıcaklık, basınç, içeride kalma süresi gibi veriler değiştirilebiliyor. Bir takım detaylara ulaşmak mümkün. Buradan farklı set değerlerine kavuşmak, dolayısıyla farklı ham maddelerle çalışmak mümkün. Kompresör marifetiyle alınan ve daha sonra kurtulan hava azot jeneratörüne geliyor. PSA sistemiyle çalışan bu azot jeneratörü burada %99 saflıkta bir azot üretiyor. Ve bu azot sistemde havayı süpürmek amacıyla endüstriyel olarak kullanılıyor.